Yengem tereyağı yapmış. Tereyağı olmuş şu anda gördüğümüz gibi. Evet, maşallah Allah'ın bereket etsin. Bir yere şöyle sokuştu bir yere. Kaşıyor. Ötekini ya. Yavaş. Şöyle topla bir yere. Ha. Sokuştu. Kaç kilo, kaç kilo yoğurt oluyor burada? Şu 9 kiloluk baklaş da var şu. Hı. Onun 3 baklacıydı, bir de düdüklü tencerenin yarısıydı. 25 kilo yiyor. İşte. Emre. Ne oğlum? Kaç bir ya? Neymen bu? Ya yap oğlum ya. Bir de ben yağ yapmış oğlum bir de ben. İçeyim hemen. Ayran içeyim mi? Ayran içeyim oğlum. He? Bakıyor musun sen? Bunu bir daha yaysak çıkmaz mı ki bir daha yağ? Yok. Hayır şey değil. Diyor bir daha yayında diye çıkmayalım diyor. Ama ayrımı kestiriyor ya da şey. Çökelek yapıyor. Ha çökelek yapıyor değil mi? Evet Kastamonu taş köprü karşı köy. Erkan davul çıkmıyor. Yayıp bize kaldı bugün. Evet yayıp hele bunu kaldı. Evet arkadaşlar soruyorlar tereyağı satıyor musunuz? Ne satmıyoruz arkadaşlar anca kendimiz yiyeceğimiz kadar yapıyoruz. O yüzden satışımız yok. Kusura bakma çünkü o kadar üretiyoruz yani. Süt, yoğurt fazla olması lazım. Hayvan fazla olması lazım. O yüzden sadece kendi yiyebileceğimiz kadar yapıyoruz. Şöyle şunları alalım. Tamam. Onu soğuk suyla kanından yıkayacağım. Tamam tamam. Hemen. Ya soğuk suyla yıkanıyor. Bak yeliyor. Yarım ağzı kalıyor. Hemen gel oğlum gel. Hayır, şey bir saniye takabilsen. Bir fiş patlı da bir sen gel bunu. Ya şu anda tereyağımız yıkanıyor. Daha ayranı gidecek içinden. Bu işlem 4-5 defa devam ediyor. Ayranı gidinceye kadar yağ bu şekilde yıkanıyor. Soğuk suyla. Ama sıcak olduğu için soğuk suyla kışın ama musluktan doldurduğu yeter. Evet. Şimdi sıcak olduğu için yağ eriyor. Evet şöyle şöyle. Şu tasa basalım dur. Öteki gibi. Evet. Taslar da gider gayrı. Şey sen saklama kapmağından iki kapağına durlayın. Eymen gelin oğlum ne diyorsunuz gelin. Aşağı inin hava güzel hadi aşağıda kapının önünde oyna hadi oğlum. Eymen. Hadi, hadi oğlum. Eymen onda oyna yalım hadi. Hadi mezun yardım aşağı. Hadi. Eymen kolay gelsin. Buyurun tereyağın başına. Ne diyorsunuz ya? Yayık yıkayalım. Şey olsa var ya, eski köy yayı olacak ağaçtan şah vuracağım toprağına. Evet şu anda teyzem tereyağı yapıyor. Köy usulü gördüğümüz gibi organik. Şimdi 4. defa yıkandı. Öyle mi? Tabii canım hijyenik yani. Şey olmaz ama. Eski. Ayranı gitmez yani. Teyzem diye 4'te yıkandı, 7'de yıkandı. Seni öyle değişiyor. Sen söyle.
Ayran gitmesi lazım. Ayran dolunca olmuyor. Anladım, memnun oldum. Çoğu insan süt ürünlerinde ben de çalıştım ya. Sen ne diyorsun? Kaç sene çalıştın sen? 8 ay çalıştım. 8 ay çalıştın. Vallahi de peynir yapıyorduk şamur. Maşallah. Aynen. Biliyorum ben o günleri. Yemediğimiz helva kalmadı. Yani bu işler hijyeni sever. Kesinlikle yani. Tabii. Tabii süt bozulur. Tabii ki. Süt kolay hiçbir şeye bozulur. Benzemez yani. İnsan zehirli. Yani. Şey olacak aslında. Daha çok olacak. YouTube üzerinden göndereceğim izleyicilerimize. Yok yok. Evet. Çok da ben... Ya sadece yemelik yapıyoruz. Yani yemelik yapıyoruz yani. Hani. Yetişmiyor yani. Ya, yetişmiyor abi. Bana bile yollamıyor biliyor musun? Yani. Yerlileri yiyene böyle. Eğmen mi yiyeyim sadece inek yağlarını? Aynen. Dediğim gibi aslında bir şeyler yapmalı da ileriye dönüp... Ben insan olacağım ama. İnsan tabii ki tabii olur. Ki. Ben şimdi insan olacağım. Tabii ki. İki tane uşak verdi, evin işi, köyün işi. Doğru, şahane annem hasta. Anki birini yetişecek. Evet. O yüzden... İnsana bak. Yayıktan yeni çıktı değil mi? Tabii. Hemen çıkasıya yıkamaya başladık. Evet, ayranı gitmesi lazım. Ha. Ayranlı olursa tez bozulur. Anladım. Hem de ocakta yanar. Ha. Ayran kokuyor bir de. Ayran dibine çöker. Havada. Tereyağı. Temiz olması lazım, hijyenik başka bir şey. Küflene erkenden. Öyle mi? Ya, ayranlı ya. Şimdi şey yaptım, temizlendim. Neşet babam 1970'te Daş'a yazmış daha da okudum ben, tamam mı? Ne yazmış? Asır azmaz, bal kokmaz. Azarsa ayran azar, o da sütündendir yazmış. Daha duruyor mu? Duruyor ya, ayadı böyle. Ne yandı bu azı? Şeyde tavuk kayasında hemen yukarıda. Şu an 1976'da mı? 76'da mı? Yalan olsun. Öyle bir şeydi ya. Okudum. İyi biliyorsun yani. Mis gibi tereyağı. Yeme de yanında ya. Yani. Bundan bir sağında yumurta yapacağım mı olup kabardacağım. Şimdi yediğin sucuklu yumurta. Boğazdan başka bir şey bilmiyorum. Yani şimdi yedin ya. Ya sus ulan teyze, işin esprisi ya. Sen karışma ya. Ne şimdi yedin? İşin esprisi bu oğlum. Tereyağını neye katacaksın? Yumurtaya katacaksın, yemeğe katacaksın. Ha. Yani, neye katacaksın zaten? Rahmetli İsmail Baba yedi de. Lop lop yirdi. İnsanları yıllarca kandırdılar. Ne varmış? Margarin yiyin. Yok bilmem tereyağı yemeyin. Margarin içeği bir şey değil ha. Ki. Yok yok. Kalbe zararlı değil. Yıllarca insanları kandırdılar. Evet. Bu yiyeceğin dışarı çıkıp gezeceğin bir şey. Şuna Allah Allah. Yani neydi? Canan Karatay mıydı? Ha. Canan Karatay her şeyi açıkladı. Kadın doğru söylüyor yani. Evet. Yıllarca diye sırf margarin satmak için, köylüyü kötülemek için dediler tereyağı işte kalbe zararlı. Yok bilmem bir şey. Evet, İnsanlar evet. Hep kandırdı tamam, yani. Tamam her şeyin fazlası zarar da. Evet. Her ürünü yiyeceksin ama tabii margarin daha zararlı. Tabii canım. Tamam, hiç şunu... olacak iş mi? İnsan şöyle düşünüyor. La inekten bu taze çıkmış tereyağı mesela. Evet. Margarinin içine ne katılıyor biz de görmüyoruz ki. Ya. Yani. Evet, hepsi ilacından olan şeyler ya. Attım, peyniri bile ilacından ya mayasını şeyin atmayınca, kalsiyumunu atmayınca o peynir tarihli uzun ömürlü duruyor mu sanıyorsunuz siz? Evet. Her şeyin atıyorsun içine ya. Evet. Kalsiyumunu varana kadar. Hepsi ilaç. Tabii canım. İnsan da sonra ne oldu? Hasta oldu, şu oldu, bu. Hepsi işte öyle. Grip gibi şey var. Kanser var şimdi. Tabii ya. Griptan fazla var. Aynen. Ne oldu? Gidiğimiz ürünleri bilmiyoruz. Sizin zamanı yok. Öyle abi. Bütün her şeyde hormon var. Vallahi. Ya biz de yiyoruz ama. Koydu ya. Ya yemez miyiz ya? Hepimiz hep yiyoruz, yiyoruz ya. Yani. Öyle değil. Ortak noktayı konuşuyorum yani ben. Evet. Hepimizin yaptığı şey bu yani. Aynen aynen. Bak kamasa sana kuruyorum yavruyu. Çayın kenarında aşımadı balık yiyordu. Ya adam taş gibi kışın. Adamın ağzına daha bir kilim kerpetin girdi ne? Bizim bir dişini çektiler diş daha. Ya. Ağzımızda yani. Bizim diş yok. Tamam. Ama ebediyen şekerli bir şey yediği zaman hemen gider ağzını yıkar. Dakikasında. Değil mi? Tabii canım çok önemli. O şekerli şeyi sevmez bazen. Sevmez ha. Tatlıysa babam tatlıyı sever. Onun işi gücü et ürünleri. Et olacak. Kuzuyu boğacak onu gir abi. Öylece gir aşım. Vallahi. Dün yanındaydım yine yemek yaptı bana. Videosu duruyor, birazdan atarız. Boğazımız da lazım. Ha sen aradım ama. Ne aradın beni ya? La sabahleyin görmedin mi? Toz ekmeği dedim ben sana, bekle dedim. Bir de gidiyoruz, iki de gidiyoruz dedim ben sana. Bas mı çekti misin? Çok ahdettiydim ya. Ne ahdettiydin? Yani kıyı yolda mangal yakacağım diye. Ya yakacağım onu, beraber yakacağım. Oo İsmail ya. Geldi. Çok yaşa, nereden geldi? Gel buraya gel. Yanıma gel. İsmail de geldi. Evet İsmail geldi. Herkese hayırlı bayramlar dile. Konuş sen, de konuş. Bayramlar, kutlu bayramlar. Gördün mü? Tamam. Bak işaret diliyden anlattı. İsmail abi. İşte bu. İsmail'le beraber çalışıyoruz. Kontrast makinesi kullanıyor yavru.
Maşallah. Kütür kütür aşamada görseysen. Hep. Kafa zehir. İyi, sağlısın, sağlısın. Ne yapsın ya? Sağlısın, sağlısın. Evet. Çalışın İsmail ya. Başka tereyağının ne faydalı var? Emmol başlar. Emmol, tereyağı ulan dehşet bir şey. Dur lan. Tamam. Herkese derim, tereyağını bildiğiniz yerden alın. Evet. Bilmediğiniz insandan tereyağını yok zaten yemiyor ya. Yemiyor. İnsan şüphede kalıyor. Ekmeği çalmasın hadi. Yok, şahadı gel. Onu da yemeği vezinde minayı yedi. Teyze babası. Teyzem benden birkaç yaş büyük, tamam küçükken dövüyordum, elini öpmedim, şimdi gayrı saygıdan dolayı elini öpüyorum bayram. Yapacak bir şey yok ya. Bana diyorlar ki iş yerinde hani teyzem işe koyacağım diyorlar, hani yaşlı bir şey sanıyorlar. Ondan sonra teyzemi gören diyor ki kız kardeşin mi? Berat açma, Berat açma, niye açıyorsun Berat? Yeğmene baksana yeğmene. İşçi, küçük kulak çekmek bunun. İşçi, küçük kaplı bunun. Telefon kaplısı, elektrik kaplısı. Aynen. Bütün kaplıları söküyor evdeki. Söküyor, bir şey dayanamıyor. Ne, şuraya takacağını da uğraşıyor falan. Bir gün elektrik neye çarpar, Erkan bunu? Şey yapmıyor ya, bilmiyoruz da şimdi almış eline. Ya, fişin hangisi adam? Fişin hocam elektrik. Yoksa büyüyün, yoksa büyüyünce elektrikçi mi olacak ama? Ya, babası gibi elektriğe meraklı. Ben çok meraklıydım. Allah Allah. Yapardım beni, kala. Ben ne yaparsam onu yapıyor şimdi bu. Felaket ya. Elini ne ettin kızım? El salla buradan sana yavrum. Aferin kızım. Elif abi Elif. Bu da bizim Berat. Bu da Berat Davulcu. Berat Davulcu Yakup'un emmi oğlunun. Ortanca emmi oğlunun oğlum. İsmail annem. Evet devam edin. Tezgah için de herkese teşekkür ediyoruz. Dolaplar için. Sağ gerçekten olsun. Çok Allah. Güzel olmuş. Evet, herkesin eline emeğine sağlık diyoruz. Evet. Usta Erkan oğlum. Davulcu paylaşımlarına yine durmaksızın devam Ramazan'dan sonra. İnşallah şu anda bayram dolayısıyla biraz tatil verdik. Ara verdik, inşallah evet, devam edeceğiz. Yorgunluk çöktü gerçekten. Aynen aynen. Uçtan çıkınca insan. Da hastalandık. Hastalandık ya. Yani. Ailece hastalandık. Hastalandık vallahi. Çok kötü oldu. Ya hastalık geçiriyoruz yani şu anda. Ben bilmiyorum abi, köye gelince ben böyle Kastamonu'ya gidince değişiyor yani, hava değişimi oluyor. Ne oluyor, su mu? Hasta oluyor mu? Aynen öyle, sıkıntı var hem bal ya. Hep ailece şu an hastayız ya. Evet. Evet, tereyağımız hazır. Kilosu kaç para değilse bu tereyağının? Kastamonu. Bizim orada 30-35. 30-35 diye. Ama şimdi kilosu. Böyle evet. Bu tereyağını 50'den aşamayacaksın. Evet. Her tereyağı da yenmiyor herkesin yaptığı. Yani ha. Çiğ sütten yapıyorlar. Yani Allah çiğ. Allah. Tabii canım böyle pişmiş. Mis gibi tereyağı. Şu dolapta. Ha. Ne kokar ne kufleniyor. Hı. Tereyağla şuraya konmadan kuflenmiştir. Onu çiğ sütten yapıyorlar o yüzden. Yani. Bu şimdi tüp yakma, ocak yakma derdini evet. Üzerine biriktiriyle şeyi. Olmaz ki. Yoğurtun. Sütün kendi kaymağı oluyor ya. Evet. Onu biriktiriyle bir kovaya onu yayıyorlar. Her evet, şey şey kaynatmıyor sizi. Anladım. Şey sütten. O şey oluyor. Taş bastırmıyor mu acaba? Biz yapma. Biz yapma. Neyin istiyorsun böyle? Ben yapayım. Yok yok şöyle dik bas dedi. Böyle mi? Ha, değil neydi ya? Biz süt kaplasına gir. Şöyle 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 yaparız. Şöyle basıyorum. Ha. Evet, tereyağımız hazır. Afiyet olsun herkese. Misafir şey, Erkan Davulcu paylaşımlarına misafir gelirse köye tereyağı ikram edebiliriz. İstirahat ya, satışımız yok arkadaşlar. Yok canım, nerede? İleride ben düşünüyorum bir şeyler yapmayı ya. Yürüden yaparız. İleride... Şahadi kadının kilerine gitti. Ne? Şahadi kadının hazinesine gitti. Tutuşkutalım bari duracak. Pişmez o, ben pirden koydum. Evet, Şahadi kadının derin dondurucusunda neler var bakalım. Dolabı çekiyor Erkan. Abi bu hazine hazine. Biz sandık abi. Evet, bir tereyağı daha var içeride. Valla bir tane daha. Dün dedim ki Şahadi kadın var. Şahadi kadının tereyağı yok mu dedim biliyor musun? Kahvaltı yapıyoruz. Ulan oğlum bilmiyor ki yok dedi. Dolapta bitmiş buradakinde. Oradan çıkarttı geldi kaya gibi. Ya. Çalamadım dedim ya. Ya şu hanım orada şey yapıyor yani saklıyor bir tek şey. Misafir falan geldiği zaman hemen ikram ediyor yani. O yüzden. Kıymanı neyi hazır tut dolapta? Kıyma yok almalı. Misafir gölü aniden şapur şıpur hemen iki dakikada yaparız. Koyun kesmeli de olmalı belki. Ya koyun şey, sorun değil. Ha. Ayran boşalttığımız. Ne var oğlum? Ne var lan? Ne var lan oğlum ne var? Ne oğlum bırak oğlum onu. Ne kafayı mı? Naci çay demlemiş o telefonu değil. Gidelim oraya. Hadi gidelim. Biraz da Naci'nin orada çekelim. Evet yapalım. Erkan Davulcu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tereyağı baştan çekemedik ama şöyle herkese sohbet. Herkese saygılar efendim. Evet şöyle sohbet muhabbet çektik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet yengem de yayı yaydı. Yayık diyoruz artık. Evet Erkan Davulcu çekimleri. Esas ve bir koy yayıyor bu lan eski bulamıyorum bir yerden. Bilmiyorum ki. Şahat genel bir kere yaysın zım zım. Hey! He? Geliyorum bir dakika. Deneyelim bir kere valla. Hadi gülüyor bari hadi gidelim aşağı.